Merhaba arkadaşlar, hepinize tekrar. Az önce kısa bir tanıtımını geçtiğimiz Panorama Exporter TDS Max 2017'de Panorama Exporter işleminin nasıl yapıldığını hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi önümüze hazır bir sahnemiz mevcut. Bu sahnemizi Panorama Exporter ile nasıl yapabiliriz? Kaliteli sonuçlar nasıl alabiliriz? Ayarları nelerdir? Düzgün çıkabilir mi? Sonrasında bu almış olduğumuz panorama renderın kayıt işlemi ve uygulanabilecek ortamlar nelerdir? Bunların hepsine değineceğiz arkadaşlar. Tekrar kısa bir bilgilendirme geçmekte fayda var arkadaşlar. TDS Max 2017 ile 2017'de panorama renderda aldığınız çıktıları Facebook'un panorama özelliğinde kullanabilirsiniz. Cep telefonlarının sanal gerçeklik gözlüğünü destekleyen aksesuarlarıyla kullanabilirsiniz. Onun dışında diğer panorama programlarından da yardım alarak her türlü görselleştirme işleminde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi diğer önemli bir husus ise şu: Panorama Exporter hangi render motorlarını destekliyor arkadaşlar? Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. TDS Max 2017 içerisinde default olarak gelen kendi render motoru ART render motorunu destekliyor. Sonrasında arkadaşlar artık Mental Ray TDS Max ile varsayılan render motoru olarak gelmiyor. Eklenti olarak başka bir render motoru kurar gibi onu kurmanız gerekmekte. Mental Ray'de destekleniyor. Scanline'da destekleniyor arkadaşlar. Iray'de destekleniyor. Henüz 2017 için Wray sürümü yayınlandı mı bilmiyorum. Belki yayınlanmış olabilir ama tabii ki en güncel Wray sürümü de çıktığında onunla da alakalı testlerimizi yaparız. Evet, isterseniz arkadaşlar başlayalım. Sahnemiz bu. Bu sahnemiz üzerinde uygulama yapacağız. Şimdi Panorama Exporter kısmını işleme almadan önce yapmamız gereken birkaç ayarımız var arkadaşlar. Size onu göstermem gerekiyor. Çok basit iki ayar var. Panorama Render işlemini arkadaşlar TDS Max'te fiziksel kamera ile yapmanız gerekmekte. Diğer standart kamerayla da yapabilirsiniz. Fakat en güzeli fiziksel kameradır. Daha gerçekçi, daha kaliteli sonuçlar almanız açısından. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bizim fiziksel kameramız seçili. Öncelikle fiziksel kamerayla sahnemizde artık hangi kısma yerleştirmeniz gerekiyorsa panoramik render alacağınız. Örneğin burası bir salon ve kameramız şu an salonun orta kısmında yer almakta arkadaşlar. Havada duruyor. Burada öncelikle Expert seçeneğinin kurulu olması gerekmekte. Default'unda kurulu gelmez. Siz buradan Expert Install butonuna tıklayarak kuruyorsunuz. Sonrasında Expert Gain kısmında arkadaşlar target hedef noktasını 9,5 veriyorsunuz. Bu kameranızın sahnenizde tam olarak yerleşmesini sağlıyor. Sonrasında arkadaşlar fiziksel kamera özellik kısmında burada hemen Specify For seçeneği de 45 dereceye ayarlıdır. Bu tabi sizin sahnenize göre 60 olabilir, 90 olabilir. En doğru açıyı ayarlamak için buradaki Dagger, yani kısaltılmış olarak deck olarak gözüküyor arkadaşlar. Buradan açıyı belirlemeniz gerekmekte. Fiziksel kameranın ayar kısmından panorama render için yapmanız gereken ayarlar bunlar. Sahnenizin diğer ayarları için tabii ki siz öteki ayarları da yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar uygulama kısmından, yani utilities kısmından geliyoruz. Burada zaten şu an Panorama Exporter açık ama buradan More seçeneğine tıklıyoruz. Uygulama penceremiz açıldı. Buradan Panorama Exporter'ı seçiyoruz arkadaşlar. Tabii bir daha seçmemiz gerekecek şimdi. Evet, gördüğünüz gibi açıldı. Sonrasında Render butonuna tıkladığımızda Render Setup Dialog penceresi açılıyor. Buradaki şimdi düşük ayara getirelim arkadaşlar. Çözünürlüğü belirleyeceğiniz
alan. Bu kısımlarda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sadece render output seçeneğine tıklıyorsunuz. Masaüstünüzü gösteriyorsunuz arkadaşlar. Buraya 360 JPEG formatında, tabii ki bu ayarları kaliteli bir hale getirelim. Okey dedik. Sonrasında bizim varsayılan render motorumuz Art Render arkadaşlar. Render parametresi, render ayarları sekmemizde şimdilik draft olarak bırakıyoruz. Sonrasında filtreleme kısmında ise %25 olarak kalsın. Kameramız burada fiziksel kamera 1 olarak seçili ve render diyoruz. Şimdi render penceresi arkadaşlar bu kısımda açıldı. Render işlemini yapmasını gözü. Şurada front wave'den render aldığını gösteriyor arkadaşlar. Birazdan o değişecek. Right wave dedi. Left wave oldu. Render işlemini şu an gerçekleştiriyor. Arkadan görüntüyü aldı. Bottom görüntüyü aldı arkadaşlar. Bitmek üzere. Üstten görünüşü de render ediyor. Evet bitti. Şimdi arkadaşlar görüntümüzün bu kadar kötü çıkmasındaki sebep ayarlarımızın çok düşük olmasından kaynaklanmakta. Mouse'unuzun sol tuşuna basılı tutarsanız arkadaşlar sahne üzerinde bu şekilde gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde gezinebilirsiniz. Mouse'unuzun yine orta scroll tuşuna basılı tutarsanız uzaklaşma ve yakınlaşma işlemlerini gerçekleştirebilmektesiniz. İsterseniz biraz daha böyle büyütebilirsiniz. Mouse'unuzun sol tuşuna basarsanız otomatik olarak sadece mouse'unuzu gezdirerek almış olduğunuz panorama render'da sahnenizdeki otomatik olarak hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu kapattık arkadaşlar. Render setup'ı da kapatalım. Masa üstümüze gelelim. 360 JPEG dosyamız bu arkadaşlar. Yani alınan render bu. Siz bunu işte Oculus gözlüklerde olsun, Facebook'ta olsun birçok bu tarz uygulamayı destekleyen cihazlarda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bunu Facebook'a yüklemekte herhangi bir anlam yok. Zaten çok kötü çözünürlüğe sahip. Hemen Max'e geri dönelim arkadaşlar. Tekrar render seçeneğimizi açıyoruz. Medium dedik. Kalitemizi birazcık yükselttik. Sonrasında şu kısmı da %50'ye getirelim. Hemen çözünürlüğümüzü yükseltmemizde fayda var mı? 512 1024'de 512 olsun ve render diyelim. Şey soruyor. Bu isimde dosya zaten var. Üzerine kaydedin mi diyor. Evet diyoruz. Hemen render işlemi de gördüğünüz gibi başladı. Tabii ki şimdi birazcık ayarlarımızı yükselttiğimiz için render süresi uzun sürecek. Hemen render process kısmında arkadaşlar şurada gördüğünüz 1 of 6 yazıyor. Yani 6 kere bir render işlemi olacağının bilgisini bize vermekte. Şimdi burada da gördüğünüz gibi iterasyonları hesaplıyor arkadaşlar. Şimdi Art Render motoruyla alakalı henüz bir tutorial hazırlamadım. Daha hazırlayacağım. O konuda acele etmiyorum. Çünkü Art Render arkadaşlar çok kapsamlı bir render motoru. Hani ayar kısımları her ne kadar basit gözükse de şu an 3ds Max 2017 içerisinde bazı ışıklarda Max'in kendi standart ışıklarında problemler çıkartabiliyor. Ama HDR ve dış mekan aydınlatma konusunda size şöyle söyleyebilirim. Şu ana kadar bende oluşan izlenimlere dayanarak oldukça başarılı. Yani gerçekten çok gelecek vaat eden bir render motoru. Hani kullanmanızı şiddetle tavsiye edebilirim. Kendi kendinize deneme renderları almanızı tavsiye ederim. Tabii ki 2017 bilgisayarınızda kurulu ise.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi renderımız bitti. Şu anda da Panorama Exporter Viewer ile açılmış durumda. Pardon, sol tuşla yapacaktık. Render çıktığımızın son hali bu. Bu da masa üstümüze kayıt edilmiş durumda. Mouse'umuzun sol tuşuyla gördüğünüz gibi aşağı, yukarı, sağa, sola her yere bakabiliyoruz. Bizim buradaki bir eksikliğimiz kameramızı duvara çok yakın bırakmış olmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü bu sefer yaklaşırsa görüntümüz bozuluyor. Orada bir hata yapmışız. Kamerayı tam kendiniz bir panorama ortam hazırladığınızda sahnenizi tam ortasında bulundurmanızda fayda var. Şimdi veya biz de kameramızın yerini değiştirelim. Hemen çıkalım. Ondan sonra şu gridleri bir kapatalım. Gördüğünüz gibi kamera burada. Kameramızı biz orta kısma, herhalde şu kısım, birazcık daha geri çekebiliriz. 1, 2, 3. Şöyle bir alanda bıraksak bizim için yeterli olur. Evet, sonrasında tekrar kameramızın ayarlarına gelelim. Mesela burada 90 yaptığımızda biraz daha iyi, ya da 60 yaparsak 90. Evet, bizim için daha iyi olacak. Ya da 80'e düşürelim. Tamamdır. Sonra tekrar utilities render ayarlarımızı drafta çekelim arkadaşlar. Evet. Sonra hemen bu kısımda 125, 125, %25 pardon, ve render diyelim. Üstüne kaydetsin. Sıkıntı yok. Hemen hızlı bir şekilde renderimizi alsın. Evet arkadaşlar, şimdi yine odamızda bir gezelim. Şu an ayarlarımız düşük olduğu için de kötü gözüküyor. Şimdi daha güzel bir görüntüye sahip olduk. Işıklarımız, ortamımız. Ondan sonra birazcık da şuradan şöyle de büyütüyoruz ama bozulur. Siz bu sahnemizin daha büyük çıktısını panoramik renderinde alabilirsiniz. Zaten masa üstüne de bunu kaydetti. Şimdi bakalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, TDS Max 2017'de panoramik render alma işlemi bu kadar basit ve kolay. Bundan sonra siz neler yapabilirsiniz? Render ayarlarını birazcık daha yükselterek daha kaliteli sonuçlar elde etmiş olursunuz. Daha kaliteli panorama renderı çıktılarını alırsınız. Ayrıca da burada arkadaşlar Viewer kısmına tıkladığımızda, mesela şunu bir kapatalım, render diyelim. Tekrar bir hızlıca bir render alsın arkadaşlar bu durumu. Viewer kısmında size son olarak göstermek istediğim bir iki şey var. O kısmı da hemen hep beraber inceleyelim.
Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi File menüsü var. Mesela burada Export tıkladığınızda Export Silindir, Shape ve QuickTime VR olarak dışarıya export yapabiliyorsunuz. Mesela Shape dediğimizde arkadaşlar al format diyor. Mesela siz bunu MOV olarak kaydedebilirsiniz. Mesela 12 diyelim. Bunu save diyelim. Şu an kaydetti. Ondan sonra gelelim tekrar bir dakika. Internal error dedi. Bunun başka bir sebebi vardır. Mesela silindir olarak kaydedelim arkadaşlar. Buraya da ne o seçeneklerimiz arasında GIF var mı diye bakıyorum. GIF yok. Evet arkadaşlar, bu almış olduğunuz panorama render işlemlerinde render çıktısını yine en güvenilir yol JPEG olarak kaydedip herhangi bir panorama aracılığıyla çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunlara sanal gerçekçilik gözlükleri de dahildir. Dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.